Önce maça çok iyi başladığımızı söylemem. İşte 10 dakika gibi bir mücadele ettik. Savunmada kaldık. İster istemez öyle oldu. O maçın konsantrasyonlarında olur böyle şeyler maça başladığınız zaman. Bir takım iyi başlar, bir takım kötü başlar. Biz bu 10 dakika, 15 dakika atlattıktan sonra daha oturaklı bir hale geldik. Ondan sonra belli dönem bölümlerde oyun hakimiyetini elimize geçirdik. Genç devirliği de dönem dönem geldi. İlk yarı birkaç tane pozisyonu var kendi hatamızdan kaynaklanan. Ondan sonra toparladık. İkinci devre daha iyi oldu bizim için. Pozisyonlara girdik. İşte daha üstün oynadık. Son bölümler hariç. Çünkü 2-0 öne geçmenin vermiş olduğu rahatlık psikolojik olarak hem bizi geri itti hem rakip takım daha hevesli oynamaya başladı. Böyle olunca yani normal olarak geride kaldık. Ama kontra ataklarda eğer yakalasaydık Mehmet Sakın son pozisyonda girdiği pozisyon 3 olurdu ve daha iyi olurdu. Rahatlardık. Yani nihayetinde gençler birini de tebrik ediyoruz. Onlar da iyi mücadele ettiler. Ama bu maç bizim için çok önemliydi. Bir dönüm noktası diyebiliriz. Çünkü geçen haftada Fenerbahçe maçında çok iyi mücadele ettik. Yani her şeye rağmen, kısıtlı kadromuza rağmen çok iyi mücadele ettik. Onun neticesinde bu hafta görmek bizim için çok önemliydi. Ve işte siz de gördünüz, yani kısıtlı kaldı, bir daha tekrarlayacağım. Şimdi özellikle vurguluyorum. Ona rağmen müthiş mücadele ettiler. Yani bu çocuklar, bu arkadaşlar müthiş mücadele ettiler. Hepsini tebrik ediyorum. Ya fazla konuşacak bir şey yok. Kaybettik, üzgünüz. Yani maç öncesi çok umutluyduk. Belki ilk yer yakaladığımız pozisyonları değerlendirsek içeri biz önde girecektik. Yani atamayan atarlar gibi oldu. Ben kazanan takımı kutluyorum. Her iki takımın taraftarlarını da tebrik ediyorum. Size de iyi akşamlar diliyorum.